Yapılan flinch operasyonun ardından Workpiece seçeneğine tıklayarak açılan listeden Workpiece sekmesinin altında yer alan Show Thickness by Color seçeneğini işaretliyorum. Bu seçenek bu seçenek ile parça üzerinde kalan talaş miktarı doğrudan incelenebilir. En yüksek talaş miktarının noktaya da olduğunu ve bu bölgede talaşın yer aldığını verebiliyorum. Sıradaki operasyonum bu bölüm üzerinde gerçekleştirilecek. Streamline operasyonu ile yeni bir takım oluşturacağım. Programın altına oluşturulmasını istiyorum. Geometri olarak Workpiece'de Streamline operasyonunu OK diyerek başlatıyorum. Drive metot bölümünde Edit seçeneğine tıklayarak Streamline'ın seçeneklerini aktif hale getiriyorum. Bu bölüm içerisinde Flow Curves ve Cross Curves'leri tanımlayarak ilgili yüzeyler üzerine Finish takım yolunu oluşturacağız. Flow Curves olarak Single Curve seçim kuralıyla ilk konturumu tanımladım. Ardından Add New Set'e tıklıyorum. İkinci kontur olarak bu formu onaylama işlemini orta tuşa basarak da gerçekleştirebilirim. Crosshair'ler olarak parçanın alt tarafındaki birleşim hattını seçiyorum. Diğer cross hattı bu bölüm olarak belirlenebilir. Takım yolu türetilirken takımın merkez uç noktasına göre oluşturulmasını, kesmenin zigzag bir yöntemle yapılmasını, yana kaymanın da şimdilik 10'da 1 olmasını belirledim. Cut Direction seçeneğiyle kesme yönünü tanımlayabilirim. Şu okun üzerine tıklayarak kesme yönünün bu yön olması gerektiğini belirttim. Streamline operasyonunu gerçekleştirirken projection vektörden Toward Drive'ı seçip işleme bölgesi olarak referans yüzeylerimi veriyorum. Bu yüzeyler üzerinde seçmiş olduğum hatları takip ederek takım yolunu türetecek. Takımımızın olmadığını söyledim. Yeni bir takım oluşturdum. Takımım
çapı 2 olan küre bir takım. Takımı da tanıtmamızın ardından takım yönünü görebilmek için şöyle bir generate ediyorum. Operasyona başlamadan yapmış olduğumuz yüzey analizinde, kalan talaş analizinde bu bölge üzerinde yaklaşık bir 10'da 7'lik talaşın kaldığını görüyorduk. Eğer takım yolunu bu şekilde onaylarsak bu finish operasyonu şuradaki 10'da 7'lik takıma, 10'da 2'lik talaşa doğrudan girecek ikilik küre takım. Takıma zarar vereceğini düşünerek Cutting Parameters bölümünde yer alan Multiple Passes bölümüne bir seferde değil de birden fazla kez girmesini istiyorum. Formun üzerinde 10'da 7 offset olduğunu, bunu 3 posada temizlemesini istiyorum. Bırakacağı stok miktarı 0, kullanılacak tolerans 1, finish operasyonu olduğu için 1000'le 1 olacak. İşlemlerin ardından takım yolunu tekrar generate ettiğimde takımın hesaplanmasının ardından 3 posoda kalaşa girdiğini inceleyebiliyorum.